Kimyada klasikler serisi 6. soru arkadaşlar. Atom ve yapısıyla alakalı bu sorumuzda. X artı 3 iyonu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demişler. Önce şuna bir tekrar edelim. Elementin sembolünün etrafına hangi köşeye hangi sayı yazılır? Mesela sol üst köşeye kütle numarası yazılır. Bunun kütle numarası 27'ymiş. Sol alt köşeye atom numarası yazılır. Onu vermemişler. Sağ üst köşe iyon yüküdür. İyon yükü artı 3'müş burada. Sağ alt köşeye de elektron sayısını yazarız. Bunları şöyle söyledik. Daha sonra da kütle numarası nedir? Proton sayısı artı nötron sayısıdır. Bunu söylüyoruz. İyon yükü ile elektron sayısını topladığın zaman da proton sayısını elde edersin. Şimdi bakalım öncüllere. Elektron sayısı 10 ise proton sayısı 7'dir demişler. Bakın şuradaki 1 numaralı denklem, buradaki de 2 numaralı denklem olsun. Şimdi 2 numaralı denklemi kullanıyorum ben. İyon yükü artı 3. Elektron sayısı 10. O zaman proton sayısı 13 olur. Yani birinci öncül yanlış. Elektron sayısı 14 ise proton sayısı 13'tür. Birinci denklemi, yani şuradaki denklemi kullanıyorum. Kütle numarasının olduğu yere 27 yazdım. Nötron sayısının 14 olduğunu söylüyor. Proton artı 14 diyorum. Buradan proton sayısı 13 çıkıyor. Yani ikinci öncül doğru. Elektron sayısı proton sayısından 3 fazladır demiş. Şimdi iyon yükünün artı 3 olduğunu biliyorum. Bu ne demek? İyon yükü artı 3 demek. Proton artı yüklü, elektron da eksi yüklü. Artı 3 yüklü iyon 3 elektron vermiş iyondur. Yani proton sayısı elektron sayısından 3 tane fazla. Artı yükler eksi yüklerden 3 tane fazla demek. X tane elektron varsa x artı 3 tane, yani eksi yüklerden 3 tane fazla artı yük var demektir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Elektron sayısı proton sayısından 3 fazladır. Doğru değil, düzeltelim. Yanlıştır. Tam tersi, proton sayısı elektron sayısından 3 fazladır. Doğru cevap da burada arkadaşlar. Yalnız 2 C şıkkı olur.